Herkese iyi seneler. Umarım çok iyi bir yılbaşı geçirmişsinizdir. Sevdiklerimizden uzak olabiliriz. Tatsız bir sene geçirmiş olabiliriz ama her zaman karbonhidrat var. En azından bizi mutlu edecek. Şaka bir yana herkese iyi seneler. İnşallah gerçekten çok sağlıklı bir sene olur. Pasta Bile ile en yeni videomuz ve senenin ilk videosu tabii ki benim kanalımda ne olacaktı? Makarna. Geçenlerde bunu Instagram'da aslında yapmıştım. Yapan herkes bayıldı. Bildiğimiz hepimizin eskiden tanıdığı, çocukluğumuzda böyle hani bizi aşırı mutlu eden bazı insanların makarna böreği dediği, bazı insanların fırın makarna dediği, ortak noktası çok lezzetli olan kremalı, peynirli bir fırın makarna yapacağım. Bu arada bu gerçekten çok kolay. Fırında sadece 20 dakika pişecek, haşlıyorsunuz, bütün peynirleri bir yere getiriyorsunuz sevdiğiniz. Bunun bir kuralı yok. Ben sadece benim sevdiğim halini göstereceğim. Belki de bir hatırlatma yapacağım. Tekrar yapalım diye. Benim çocukluğumdan ben uzun süredir yapmamıştım. Bunun için mezzanelle denilen fırın makarna diye de geçiyor. Bir makarna türü kullanacağız. Bu spagettiye göre daha kalın. Şöyle gördüğünüz gibi araları böyle delik. Bu ne sağlıyor? Sosun bu piştikçe, genişledikçe aralarına da dalmasını. Böylece müthiş aslında, nasıl diyeyim, bir sandviççik gibi düşünün. İçi full sos dolu, müthiş bir şey oluyor. O yüzden de pişerken de bu arada hem suda haşlandıktan sonra da fırına girdikten sonra yaklaşık bir yarım saat pişme süresine dayanıklı kılıyor makarnayı. Çünkü daha kalın. Bununla ilgili bu arada başka bir tarifim daha var. Onu da tavsiye ediyorum. Şuraya koyuyorum. Çok domatesli makarnamız var. O da bu mezzanelli ile müthiş olacaktır. Şimdi hiç bekletmeden bunu haşlayacağım. Ben yarımdan yapacağım. Yarım paket makarna. Yani kaç gram oluyor? Matematik. 250 gram makarna ile yapacağım. Bunu böyle bir borcama koyacağım. Bence bu 4 kişiye çok rahatlıkla yetiyor. 2 kişi de olabilir. 2,5 kişi, 3 kişi. Şöyle bir kolay bir yemek olarak düşünün. Şimdi suyum kaynıyor burada. Biliyorsunuz ki makarnada en önemli şeylerden bir tanesi bol tuzlu su kullanmak. Burada 1,5 litre kadar su var. Buna bir çorba kaşığı tuz ekleyeceğim. Çünkü tadı, ya yani makarnaya tat vermenin tek şansı pişerken, bir çorba kaşığı demeyelim de tat kaşığı diyelim. Bunun için yayvan pilav tenceresi kullanıyorum. Pilav tenceresi kullandığınızda o hani derin tencereye makarnayı tıkıştırmaya çalışmaktan çok daha güzel. Ben daha iyi kontrol edebiliyorum en azından. Benim için böyle daha kolay oldu. Bunu ikiye kıracağım. Normalde uzun makarnaları kırmıyorum. Ama bunda piştikten sonra keseceğimiz için böyle daha küçük oldukları zaman upuzun böyle şeyler olmasın diye daha küçültüyorum. Böyle biraz daha su kaynatıyorum. Bol su önemli. Şöyle yaklaşık tam şu şekilde tuttuğumda bundan 2-3 kişilik bir şey çıkıyor genelde. Bu arada ben bu ölçüyü şeyde de kullanıyorum. Ya bunda tabii ki de krema falan da olduğu için ve piştiği için farklı bir ölçü ama ben spagetti yaparken 2 kişilik spagetti yapmak istediğimde şu parmağımla tuttuğum zaman bu tam oluyor bana. Bir kişi de böyle bir bir yarım tabak daha yiyebiliyor. Bence en uygunu bu. Suyum kaynadı. Makarnamı kırıyorum. Suya. İlk başta karıştırmak çok önemli. Yoksa birbirlerine yapışıyorlar. Böyle hani nasıl diyeyim? Bir yapışık bir halde böyle sekizli falan makarnalar oluyor. O yüzden şöyle bir hepsinin etrafına su girdiğine emin olalım. Üzerine ne yazıyorsa ondan bir dakika az pişireceğim. 12 dakika normali için demiş. 10 dakikası al dente için demiş. Al dente biliyorsunuz birazcık daha dişe gelen demek. Ben bu tarz tariflerde dişe gelen değil biraz daha yumuşak seviyorum. O yüzden bunu tam 11 dakika pişirelim bence. O arada da tabii ki de sosumuzu yapalım. Ne yapıyorum? Güzel bir beşamel sos yapacağım şimdi. Düşük ateş. Bir çorba kaşığı tereyağı. Buna 2 çorba kaşığı un koyacağım. Islak kum. Şimdi bu piştikten sonra ne yapıyorum? Hemen bütün sütü koymak yerine azar azar unu yedire 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 yedire. Karabiber. Bir çay kaşığı tuz. Birazcık bu arada muskat koyacağım. Şimdi 150 ml'de makarna suyundan koyuyorum. 1,5 bardak süt, yarım bardak da makarna suyu olarak düşünebilirsiniz. Altını açtım. Çünkü suyu eklediğimde tabii ki de birazcık sıvılaştı. Şimdi bu koyulaşana kadar da ben de orada peynirlerimi hemen ayarlayacağım. Şöyle bolca kaşarım var. Buna istediğiniz bu arada peyniri koyabilirsiniz. Ama eriyen peynirler olsun. Ben birazcık eski kaşar da koymayı seviyorum. O da bir lezzet katıyor. Ama sevdiğim benim bunun içerisindeki peynirler hellim, rende, kaşar, çeçil, birazcık dediğim gibi eski kaşar, mihaliç. Biz bugün kaşar,
Ve çerçil kullanacağız. Çok az da eski kaşar rendeledim içine. Bunu ne kadar fazla istediğinize siz karar verin. Çerçili de şöyle doğruyorum. Dil peyniri de mükemmel oluyor bunda bu arada. Pişmiş mis gibi sade bu makarnanın üzerine birazcık zeytinyağı gezdiriyorum. Borcamın altına eğer isterseniz ben onu yapmayı çok severim. Opsiyon olarak size söyleyeceğim çünkü bazı insanlar onu beğenmiyor. Birazcık yağ sürüp üzerine biraz irmik atarsanız böyle altında bir şey oluşacaktır. Böyle çıtırlık. O da çok güzel oluyor bence. Ama ben bugün dediğim gibi en normal halini veriyorum. Tadına da baktım. Sosun tuzu gayet iyiydi. Gördüğünüz gibi tam oluyor bu ölçüye göre. Buradaki opsiyonumuz var. Üzerine bir tane yumurta kırıp böyle oturtuyorum şimdi. Üzerine bir yumurta kırabilirsiniz ve sürebilirsiniz. Güzel böyle tuzlu hafif. Ondan sonra üzerine peynir koyabilirsiniz ya da direkt peyniri koyabilirsiniz. Ben yumurtalı yapacağım. Yumurtamı kırıyorum. Buna güzel karabiber, pul biber ne isterseniz koyabilirsiniz. Ben sadece çok az tuz koyacağım. Bu arada yani tariflerimizin en önemli şey, ya bence bir yemek tarifinin olayı bir insan size nasıl yaptığını anlatıyor. Beğenmediğiniz noktalarını lütfen kendi ağız tadınıza göre değiştirin. O yüzden ben yumurtalı sevmem diyorsanız yumurtasız yapın. Ben şu peyniri sevmiyorum diyorsanız tarife atlamayın, o peyniri çıkartın yerine başka bir şey koyun. Fırında 15-20 dakika sadece. Üzeri kızarana kadar 220 derece. 15 dakika geçti, 5 dakika daha ekliyorum üzeri biraz daha kızarsın diye. Şöyle bir gösterelim içine. Ben üstünü çıtır sevdiğim için. Bu noktada çıkarabilirsiniz bu arada. Yani moraliniz ne kadar bozuk olursa olsun ki benim canımı sıkan bir durum var şu an. Yani gerçekten insanın canı sıkıldığında böyle kendi güzel böyle fokurdayan, peynirli şeyler yapması, kendine o özeni başkalarına bazen size göstermediği, diye o özeni kendinize göstermeniz size kalıyor. Onun için de bence en güzel yöntemlerden bir tanesi böyle güzel bir makarna, canınız o an ne istiyorsa o tatlı canınız, onu ona vermek bence. Biz bunu hak ediyoruz, hepimizin öğle anları da oluyor. Bu arada benim öğle anlar için bir de brownie durumum var. Bir brownie yanında bir kahve. Bir de tabii ki de bunun içinde yüzmek. O da iyi gelemiyor. Hayattaki her şeyi unutuyor. Çok güzel bir tarif. Sevdiklerinizle paylaşın. Kendiniz yapın istiyorsanız. Bu arada verdikçe verir bu tarif. Yani hani bu 4 kişi dedim ama yani sağla gitsin nereye 4 kişi. Bunun tek bir tane şeyini söyleyeceğim. Ne olur şu haldeyken kesmeyin. Çünkü içerisindeki bütün peynirler likit şu an bilmem ne falan. Ya 220 dereceden çıkarıyoruz. Bunu ben kesip şu an kaldırdığım anda bütün içerisindeki likit aşağı düşecektir. Ve de böyle paramparça olacaktır. O yüzden bunu ılık yiyin. Sıcak yenmiyor bu. Bir o peynirler hafif bir sertleşsinler tekrar. Ondan sonra da bunu yiyebiliriz. Evet, şimdi en güzel bölümü tabii ki bunu yemek. Bunu bir de ısıttığında da çok güzel oluyor. Tam bahsettiğim konu sadece böyle süt tadı, peynir ve makarna geliyor. Gerçekten çocukluğun gibi. Böyle canı sıkan her anda çocukluğuna gitmek. Zaten bence yemeğin en güzel özelliklerinden bir tanesi o. Bir anda seni bir ısırıkta başka bir yere götürebilmesi. Mükemmel. Aşırı lezzetli, çok tavsiye ederim. Gerçekten denemesi gereken bir tarif. Az efor, çok tat. Denemesi sizde. Artık sizin tarifiniz oldu.